Yeni bir hasta odaya girdi. Adı da Hasta 1 olsun. Son zamanlarda kendisini pek iyi hissetmediği için gelmiş. Söylediğine göre son birkaç haftada kendisini çok yorgun hissediyormuş. Yani her zamankinden daha farklı bir yorgunluk. Biraz da kilo kaybettiğini düşünüyor. Kilosuna baktığınızda önemli bir miktarda kilo kaybettiğini fark ediyorsunuz. Her zamankinden de daha zayıf ve güçsüz görünüyor. Onunla konuşup sakinleştirmeye çalışıyorsunuz. Sonrasında da muayene ediyorsunuz. O zaman cildinin normalden ne kadar solgun olduğunu da fark ediyorsunuz. Hasta birin normaldeki görünüşü böyle. Ama bugün böyle görünüyor. Tüm vücudunda da yaralara rastlıyorsunuz. Ona bu yaraların nasıl olduğunu sorduğunuzda size bilmediğini söylüyor. Ne zaman yaralandığını hatırlamıyor ateşine baktığınızda da yüksek olduğunu görüyorsunuz. Muayenenizi bitirirken size son günlerde çok fazla ağrım var. Sanki kemiklerimin ve eklemlerimin içi ağrıyor gibi diyor. Yani kemik ağrısı da var. Hasta hakkında endişeleniyorsanız iç güdülerinize güvenin. Çünkü ortada cidden önemli bir sorun var. Ama bu noktada ne olduğunu teşhis etmeniz zor. Enfeksiyon mu? Kanser mi? Nadir olan bir hastalık mı? Bu noktada söylemesi çok zor. Bu durumda bazı testler isteyerek işe başlayabilirsiniz. Bazı laboratuvar testleri. Bunlardan biri de TKS olabilir. Yani tam kan sayımı. Bu oldukça ucuz ve basit bir test olmasına rağmen size oldukça fazla bilgi verir. Bunlar TKS'den alacağınız genel bilgiler. Kanınızdaki alüvar sayısını, hemoglobin hematokrit değerlerinizi ki bunlar al yuvar sayınızı ölçme yoludur, trombosit ve ak yuvar sayısını size verir. Buradakiler normal referans değerleridir. Hasta bir lösemi ama biz henüz bunu bilmiyoruz çünkü hala onu inceliyoruz. TKS'si bize al yuvar sayısında düşüş olduğunu söylüyor ve buna anemi denir. Hemoglobin ve hematokrininde de düşüş var. Bu da al yuvar sayısındaki düşüşten kaynaklanıyor. Trombosit sayısında da bir düşüş var. Bu duruma da trombositopeni denir. Son olarak da ak yuvar sayısında düşüş görülüyor. Buna da lökopeni denir. Şunu da belirtmemde fayda var. Lösemide, ak yuvar sayısında artış da görülebilir. Bunun nedenini de şöyle açıklayayım. Lösemide, önünde sonunda lösemi hücreleri kemik iliğindeki tüm alanı işgal ettiklerinden kana sızmaya başlarlar. Böylece onları da kanda görmeye başlarız. Lösemi hücreleri genellikle, yani her zaman demiyorum ama genellikle gelişmemiş ak Birçok lösemi ak dolayı oluşur. Hasta tüm hücrelerinin sayımını yaptırdığında ise TKS değerleri, bu lösemi hücreleri olan gelişmemiş ak da normal ak gibi sayıyor. İşte bu yüzden de ak yuvar sayısı artmış gibi gözükebiliyor. Ama kana daha dikkatli bakarsanız, sağlıklı olan normal ak yuvar sayısının her zaman düştüğünü görürsünüz. Yani TKS sonuçları hastalıkla oldukça ilişkilidir. Bize hasta birin tüm kan hücrelerinde azalma olduğunu gösteriyor ki bu da hasta birin tüm şikayetlerinin nedenini açıklıyor. Hasta birdeki sorunu bulmak için doğru yolda gittiğinize güvenebilirsiniz. Şimdi Kan hücrelerinin sayısındaki bu düşüşün nedenini merak edebiliriz. Kemik iliği yeteri kadar kan hücresi üretmiyor mu? Yoksa kemik iliği yeteri kadar kan hücresi üretiyor ama kana karıştıktan sonra yok mu ediliyorlar? Bu sorulara cevap verebilmek için yapılması gereken şey kemik iliği aspirasyonu. Hemen kemiği çizeyim. Öncelikle kemiğin içine yani kemik iliğinin bulunduğu yere, kemiğin merkezindeki boşluğa bir iğne ile girmeniz gerekir. Sonra da içindeki sıvıdan almanız ve bunu mikroskop altında incelemeniz gerekir. Peki lösemide kemik iliği aspirasyonu ile alınmış bir sıvı içinde ne görmeyi beklersiniz? Size bir iki dakika zaman tanıyayım, ben de bu arada çizmem gerekenleri çizeyim. Biliyorum bu diyagramı bin defa falan çizmişimdir ama şunu iyice öğrenmenizi istiyorum ki, lösemi de çılgın gelişmemiş kan hücreleri, yani lösemi hücreleri tüm kemik iliğini ele geçirir. O kadar çoklardır ki kemik iliğinin içinde alan bulamazsınız. Kemik iliğinden aldığınız örnekte göreceğiniz iki şey vardır. İlki, çok ama çok fazla hücre, yani normale göre hücrelerin sayısında artış. Ki buna hipersellüler kemik iliği denir. İngilizce'de hiper çok anlamına gelir. Sellüler ise sel yani hücre kelimesini ifade eder. Hipersellüler ise dilimize geçerken dönüştüğü halidir. Yani hipersellüler kemik iliği içinde çok fazla hücre olan kemik iliği anlamına gelir. Ki bu da lösemide olan şeydir. Göreceğiniz ikinci şey ise birçok olgunlaşmamış kan hücresi, yani blast hücreler. Normal bir kemik iliğinde gelişmemiş kan hücreleri görür müyüz sizce? Tabii ki görürüz. Çünkü yetişkin hücrelerin de geldiği bir yer var. O da olgunlaşmamış genç hücreler. Ama normal bir kemik iliğinde tüm hücrelerin yüzde ikisi veya üçü kadarı olgunlaşmamış hücrelerdir. Sadece yüzde iki veya üç. Ama lösemide bu yüzde 2 veya 3'ten çok daha fazladır. Tabii daha fazladır demeniz yetmez, normalden ne kadar fazla olduğuna da bakmamız lazım. Lösemide olgunlaşmamış hücrelerin sayısı tüm hücrenin yüzde 20'sinden fazladır. Kemik iliği aspirasyonu yaptığımızda hücrelerin yüzde 20'sinden fazlasının olgunlaşmamış genç hücreler olduğunu görürüz. Bu da hastanın kesinlikle lösemi olduğunu gösterir. Hastanızın hastalığını buldunuz, lösemi teşhisi koydunuz ama işiniz bu kadarla bitmiyor. Çünkü hangi tip lösemi olduğunu da bulmanız lazım. Bu hasta bire hastalığının tahmininde bulunabilmek ve hangi tedavinin uygulanacağına karar vermek için oldukça önemlidir. Yani bir sonraki adımınız lösemiyi sınıflandırmak. Bunu da iki şekilde yapabiliriz. İlk yol bana biraz sezgisel geliyor lösemi hücresine bakarak onu nitelendirmek gerekiyor. Bu diyagramı hemen ortaya çıkaralım. Hatırlarsanız farklı kan hücrelerinin gelişimlerinden bahsetmiştik. Bu en altta yetişkin kan hücrelerini görüyorsunuz. Diğerlerinden ayrılıyorlar. Hepsinin oldukça ayırt edici özellikleri var. Ama bu yukarıdaki genç kan hücreleri neredeyse birbirinin aynısı gibi. Yani sadece bakarak onları ayırt etmeniz zor. Unutmayın ki lösemi hücreleri de genç olgunlaşmamış kan hücreleridir. Yani buradaki tipler gibidirler. Gelin nitelendirmeye çalıştığımız lösemi hücresine geri dönelim. Hücreye bakmak yeterli bir yöntem değildir. Hangi tip olduğunu bulabilmek için daha fazlasını yapmak zorundayız. Bu yüzden de hücrenin hem dışındaki hem de içindeki moleküllerine bakmalıyız. Çünkü farklı kan hücrelerinin kendilerini tanımlayan farklı ve kendilerine özgü molekülleri olur. Bir örnek vereyim hemen. Mesela lenfoblast. Olgunlaşmamış lenfositler yani olgunlaşmamış B ve T hücreleri çekirdeklerinde TDT denilen bir proteine sahiptirler. Sadece lenfoblastlar bu proteine sahiptirler. Yani erişkin lenfositlerde bulunmaz. Diğer kan hücrelerinde de bu protein bulunmaz. Eğer hasta birin lösemi hücreleri TDT proteini için pozitif yanıt verirse, anlarız ki lösemi hücresinin temelinde lenfoblast var. Diğer bir meşhur örnekse mieloblast. Hatırlayalım, mieloblast, nötrofil, eozinofil ve bazofil üreten olgunlaşmamış bir kan hücresidir. İşte bu mieloblast ve mieloblastın proteini. Enzimi ise sitoplazmasındadır ve adı da mieloperoksidazdır. Siz bunu genelde MPO şeklinde kısaltılmış olarak görürsünüz. Elimizde mieloperoksidaza bağlanabilen bir boyamız yani bir maddemiz var. Kemik ili aspirasyonu ile aldığımız lösemi hücrelerini bu boyaya atabiliriz. Ve eğer hücreler bu boyayı yakalayıp renklenirlerse, anlarız ki hastamızın lösemisi mieloblastan geliyor. İşte lösemiyi sınıflandırmak için uygulanabilecek ilk yol bu. İkincisi ise kromozom translokasyona bakmak. Hatırlayın, kromozom translokasyonu işte şu an çizdiğim gibi bir durum. Birçok löseminin nedeninin kromozom translokasyonu olduğundan bahsetmiştim. Bu yüzden de lösemi hücresine belirli bir lösemi tipiyle ilişkili özel bir kromozom translokasyonu var mı diye bakabilirsiniz. Tabii ki bulacağınız sonuç, lösemiyi sınıflandırmada size yardımcı olacaktır. İşte, tüm bu anlattıklarım, löseminin nasıl teşhis edildiğini ortaya koyuyor.